polinom kavramı ve polinomlarla işlemler 3 testindeyiz gençler. Birinci sorumuzu çözmüyoruz çünkü o artık 10. sınıf müfredatından çıkarıldı, onun konu başlığı. İkinci sorumuzla başlıyoruz o yüzden testimize. Şimdi bakıyoruz, Px polinomu verilmiş. Bu polinom nasıl bir polinommuş? Sabit polinommuş. Buna göre a çarpı b değerini soruyor bize. Hemen hatırlayalım. Sabit polinomda bu şekilde rasyonel verildiği zaman ne yapıyorduk? Bir kural söylemiştik. Kısa yoldu bu. Aynı dereceli terimlerin katsayılarını oranlayıp birbirine eşitliyorduk. Hemen yapalım o zaman. X karenin katsayısı 3. X karenin katsayısı 1. X'in katsayısı eksi a. X'in katsayısı 6. Sabit 2, aşağıda da sabit eksi b. Oranladık şimdi. Oranlarımızı ikişer ikişer alıp içler dışlar çarpımı yaparak a'yı ve b'yi buluyoruz. Önce şu iki eşitliğimi alayım. Yaptım içler dışlar çarpımı. Eksi a eşittir 18. A buradan eksi 18 çıktı. Sonra hangisi ikisini alayım? Şunu alayım. 3 bölü 1 ile 2 bölü eksi b'yi aldım. Yaptım içler dışlar çarpımı. Eksi 3b eşittir 2. B buradan eksi 2 bölü 3 çıktı. A çarpı b'yi soruyor. Hemen çarpalım o zaman. 3 ile 18'i sadeleştirdim. 6. Çarparsam da cevabım 12. Evet, üçüncü soruya geldik. Bakalım hemen üçüncü sorumuza. Px eksi 1 polinomunu vermiş, Px artı 1 polinomunu vermiş. Buna göre a artı b kaçtır diyor. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. İki tane polinom, ben bunları mesela bunu x artı 1 yaparsam veya bunu x eksi 1 yaparsam iki polinomun eşitliğinden bu soruyu çözebilirim. O zaman fark etmez, istediğinizi seçebilirsiniz. Mesela ben bu x artı 1'i ne yapmaya çalışayım? X eksi 1 yapmaya çalışayım. İçini x eksi 1 yapmaya çalışıyorum. O zaman x yerine kaç yazarsam, ne yazarsam burası x eksi 1 olur. Hemen gözüküyor zaten. X eksi 2 yazarsam, bakın x gördüğüm yere x eksi 2 yazarsam artı 1. Burası ne oluyor? X eksi 1 oluyor. O zaman bu polinomda ne kadar x görüyorsam yerine x eksi 2 yazıyorum. Yazalım. Biraz önce gösterdim zaten. Burada x eksi 2 yazdığım zaman ne oluyor burası? X eksi 1 oluyor. X eksi 2 yazıyorum. 4 çarpı x eksi 2 artı 5. Şimdi burayı düzenliyorum. Birincinin karesi, tam kare var. Eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı ikincinin karesi. Burayı düzenliyorum, dağılma özelliği 4x eksi 8 artı 5. Sonra bakıyorum x kare ile herhangi bir işlemim yok. Eksi 4x artı 4x götürdü. Toplarsam geri kalan sabitleri de burası 9 eksi 8'den artı 1 yaptı. Px eksi 1 x kare artı 1'miş. Bir tane daha px eksi 1 var burada. Bu iki polinomun eşitliğinden o zaman hemen bulalım. X karenin katsayısı 1, x karenin katsayısı 1. X'in katsayısı eksi a. Burada x'in katsayısı yok. O zaman 0. A buradan ne çıktı? 0 çıktı. Sabit burada 2b. Burada sabit 1. O zaman b buradan ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Bana a artı b'yi soruyor. Bunların toplamı da ne eder o zaman? 1 bölü 2 eder. Evet, dördüncü sorudayım. Bakıyorum dördüncü soruma. X reel sayıymış. Böyle bir eşitlik vermiş. Buna göre bu çarpımı bana soruyor. Yine iki polinomun eşitliği. İki polinomu eşitleyeceğim ama şu tarafı bir düzenlemem lazım. Burada dağılma özelliklerimi bir yapayım. Dağılmalarımı yapayım. Kx'i dağıtıyorum. Kx'i x ile çarptım. Kx kare. Kx'i eksi 1 ile çarptım. Eksi kx. Px ile x'i çarptım. Artı px. Px ile 1'i çarptım. Px kare pardon. Px ile 1'i çarptım. Artı px. Sırada m var. M ile x kareyi çarptım. Mx kare. M ile eksi 1'i çarptım. Eksi m. Şimdi burayı düzenleyeyim. X kareler var. X kare parantezini alayım. K artı p artı m. Burada bir tane x'im var. Eksi kx. Geriye ne kaldı? O bir tane x'im yokmuş. Bir tane daha varmış. O zaman hemen düzeltiyorum. X parantezini alacağım. Artı x parantezini alıyorum. O zaman eksi k.
Buradan da artı p geliyor. Ne kaldı sadece? Bakıyorum. Burada bir tane sabitim kaldı. Eksi m kalmış. Şimdi karşı tarafı neydi bunun? 2x eksi 4. İki polinomun eşitliği. Şimdi bakıyorum. X karenin katsayısı k artı p artı m. Burada x kare var mı? Yok. O zaman sıfıra eşitledim. X'in katsayısı eksi k artı p. Burada x'in katsayısı ne? 2. Sabitim eksi m. Burada sabitim eksi 4. Demek ki m neymiş? 4'müş. M bulundu. Burada yerine yazarsam 4'ü karşıya attım. K artı P eşittir. Eksi 4. Bu eşitliğimi de bunun altına yazayım. Eşittir 2. 2 bilinmeyenim. 2 tane de denklemim var. Taraf tarafa topladım. K'lar gitti. 2P eşittir. Eksi 2. P buradan eksi 1 çıktı. P de bulundu. Tek bulmam gereken K kaldı. Burada yerine yazayım. Eksi 1'i yerine yazarsam. Eksi k eşittir. Bunu karşıya attım. 3. K eşittir. Eksi 3. Hepsi bulundu. Bana bunların hepsinin çarpımını soruyor. Çarparsam. Eksi 1 çarpı eksi 3. 3. 4 ile çarptım. Cevabım 12. Evet. 5. soruya geldik. Bakıyoruz 5. sorumuza. Yine bir polinomlarda eşitlik sorusu. Px de Qx'e eşit demiş. Px polinomunu biliyorum ama Qx polinomunu bilmiyorum. Qx bölü 2 polinomunu biliyorum. Şimdi ben bu içinin, yani x bölü 2'nin olduğu yerin ne olmasını istiyorum? X olmasını istiyorum. O zaman burada x gördüğüm yere ne yazmalıyım? Evet, hemen gözüküyor. 2x yazmalıyım ki ikiler birbirini götürsün ve x kalsın. O zaman bu polinomda ne kadar x görüyorsam yerine 2x yazıyorum. 2x yazarsam, burada gösterdim zaten, burası qx oldu. X gördüğüm yere 2x yazdım. 2x'in küpü a çarpı 2x yazdım. Karesi eksi 6 çarpı yine 2x yazdım. Artı c. Düzenliyorum. Küpünü alırsam 8x küp. Karesini alırsam 4x kare, bir de a'sı var. 4ax kare etti. Çarparsam eksi 12x artı c. Evet, qx polinomu bulundu. Şimdi px de eşit diyebilirim. Yine iki polinomun eşitliği dedik. Bakıyorum, x küpün katsayısı 8, x küpün katsayısı 8. X karenin katsayısı 32. Burada x karenin katsayısı 4a. Bu beni beklesin. X'in katsayısı b. X'in katsayısı eksi 12. Sabitim eksi 7. Buradaki sabitim c. Bunlar otomatik çıktı zaten. A da buradan kaç çıktı? 8 çıktı. Bana hepsinin toplamını soruyor. Hepsini de toplarsam 8 eksi 12 ve eksi 7. Burası ne eder? Eksi 4 eder. 7 ile eksi 4 eksi 11 eder. 6. sorudayız. Bir eşitlik vermiş. Buna göre Px polinomunun sabit terimi kaçtır diyor. Px polinomunu bulmam lazım ilk başta. Bakıyorum nasıl bulabilirim. Burada sonuç ikinci dereceden çıktığına göre yine Px polinomunun kaçıncı dereceden olduğunu bulmalıyım. Daha önce de yapmıştım böyle sorular. Şimdi burası birinci dereceden olduğuna göre benim Px polinomum da kaçıncı dereceden olacak? Birinci dereceden olacak ki çarpım polinomunda dereceleri topluyordum. 1, 1 ve sonuç ikinci dereceden olur. O zaman Px polinomum benim ax artı b gibi birinci dereceden bir polinom. Yerine yazalım bakalım. Bu arada bir de px eksi 1'i bulmam lazım. Onu da bulalım isterseniz önce. En son yerine yazarız. Px eksi 1'i nasıl bulacağız? Burada x gördüğüm yere ne gelmiş? X eksi 1 gelmiş. O zaman x gördüğüm yere x eksi 1 yazıyorum. Düzenleyelim bunu da, dağıtırsam ax eksi a artı b. Evet, bulduklarımı şimdi eşitlikte yerine yazıyorum. X çarpı px yerine ax artı b yazıyorum. Px eksi 1 yerine bulduğum ax eksi a artı b yazıyorum. Karşı taraf yine aynı. Burayı bir düzenleyelim. Dağılma özelliği ax kare artı xb. Aynen yazdım. Karşı taraf aynı. Düzenlemeye devam ediyorum. X parantezini alırsam b, x parantezini aldım, artı a sabitler. Evet, karşı tarafı da yazayım şimdi. 3x kare eksi 4x eksi 10. Yine iki polinomun eşitliği.
X karenin katsayısı A, X karenin katsayısı 3, A bulundu. X'in katsayısı B artı A, burada X'in katsayısı eksi 4. A'yı bulmuştum 3 olarak. O zaman B buradan ne çıkar? Karşıya atarsam eksi 7. A'yı B'yi buldum. Daha devam etmeme gerek yok. Px polinomunun sabit terimi diyordu. Yerine yazayım. Px polinomum ne oldu? Yerine yazarsam 3x eksi 7 oldu. Sabit terimi hatırlayalım. Sabit terim yanında eksi olmayan sabit sayıydı. Buradaki sabit sayım da eksi 7 olduğuna göre sabit terimim eksi 7 imiş. 7. sorudayız. 7. soru bir derece sorusu. Px polinomunun derecesinin hemen yazayım. 2 olduğunu, ikinci dereceden diyor. 2 olduğunu söylüyor. Şimdi bakıyorum. Px kareden başladım. İç içe polinomlar. Hemen hatırlayalım. İç içe polinomlarda dereceleri ne yapıyorduk? Evet, çarpıyorduk. O zaman P'nin derecesi 2. İçerideki polinomun derecesi de 2. O zaman bunun derecesi 2 çarpı 2'den ne oldu? 4. Zaten bu x küp, bunun derecesi direkt belli. 3. dereceden. En son burası, burası da iç içe polinom. P'nin derecesi 2, içerideki polinomun derecesi 4. Buranın derecesi de ne oldu? 8 oldu. Peki bu polinomlar arasında ne var? Çarpma işlemi var. Çarpım polinomunun derecesinde ne yapıyorduk? Dereceleri topluyorduk. O zaman hepsini toplarsak 4 artı 3 artı 8 cevabında 15 oldu. Evet, 8. sorudayız. Yine bir derece sorusu. Px'in derecesi neymiş? Qx polinomunun derecesi de n artı 1'miş. Bu polinomun derecesini n cinsinden soruyor. Hemen başlayalım. İlk önce şuradaki ilk çarpım polinomundan başlayalım. Bunun derecesi 2. Px'in derecesinin n olduğunu söyledik. Qx'in derecesini de soruda vermiş n artı 1 diye. Çarpma var. Çarpmada ne yapıyorduk? Dereceleri topluyorduk. Toplarsak bütün dereceleri 2n artı 1 ile de 2'yi topladım 3. Buranın derecesi 2n artı 3 oldu. Burada iç içe polinomlar var. Onu da şuraya yapayım. İç içe polinomlarda dereceleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. P'nin derecesi n olduğuna göre içerideki polinomun derecesi de x kare ikinci dereceden. Burası da 2n oldu. Geldik buraya. Burada da kuvvetini almış bu sefer. Kuvvette ne yapıyorduk? Derece ile Q'nun derecesiyle kuvveti ne yapacağız? Çarpacağız. İkinci dereceden kuvvet. Q derecesi n artı 1'di. Burası da 2n artı 1 oldu. Şimdi bakıyorum. Arada ne var? Artı ve eksiler var. Neydi? Hatırlayalım. Toplam ve fark polinomunun derecesinde her zaman neyi alıyorduk? Büyük olanı alıyorduk. Şimdi bakıyorum. 2n artı 1 var. 2n var. 2n artı 3 var. Büyük olan hangisi bunlardan? Tabii ki 2n artı 3. O zaman cevabım A seçeneği. Evet, son sorudayız. 9. soru. Yine bir derece sorusu. Derece ile ilgili eşitlikler vermiş. Px polinomunun derecesi ile Qx polinomunun derecesinin toplamını soruyor. Ne yapalım hemen? Px'in derecesine uzun uzun yazmamak için A diyelim. Qx'in derecesine de B diyelim ve sorumuza başlayalım. İç içe polinomlar var. Artık çok iyi biliyorsunuz, hatırladınız. İç içe polinomlarda dereceleri çarpıyorduk. İçerideki polinom ikinci dereceden P A dedik ona. O zaman burası ne oldu? 2A oldu. Geldik buraya. Yine iç içe polinom. İçerideki polinom x üzeri 1 olduğu için birinci dereceden Q'ninkine B dedik. B ile 1'i çarparsam burası da B. Çarpım polinomunun derecesinde dereceleri topluyorduk. O zaman ilk denklemim oluştu. 2 artı B eşittir 13. Geldik aşağıya. Bayağı karışık gözüküyor ama gözünüz korkmasın. Hemen başlıyorum. Burası 3. dereceden. Burada hem iç içe polinom var hem kuvvet var. Ne yapıyorduk? Hepsini çarpacağız. Kuvvette de çarpıyordum. İç içe polinomda da çarpıyordum. O zaman başlıyorum. P'nin derecesi A. Kuvvetten dolayı bir 2 geliyor. İçerideki polinomdan dolayı da bir 2 geliyor. O zaman burası ne oldu? 4A oldu. Peki burada ne var? Üst tarafı bitirelim. Çarpma var. Çarpmada dereceleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. O zaman yukarısı ne oldu? Şuraya yazayım. Yukarının son hali 4A artı 3 oldu. Aşağıya geldim.
Aşağıda iç içe polinom var. Çarpacağım o zaman. İçerideki polinom 3. dereceden Q'nun derecesine B dedik. Burası da 3B oldu. Şimdi arada bölme var. Bölüm polinomunda dereceleri ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. O zaman yukarının derecesiyle aşağının derecesini çıkarıyoruz. Yukarının derecesi 4A artı 3. Aşağının derecesi eksi 3B. Neye eşitmiş? 4'e. Burayı da düzenlersem 4A eksi 3B. 3'ü karşıya attım. 1. Elimde iki tane denklem var. Birisi bu, birisi de bu. Yok etme metoduyla bulabilirim. Onun için şunu ne yapayım? 3 ile çarpayım. Öyle yazayım aşağıya. Çarparsam 6A artı 3B. 3 ile çarparsam 39. Taraf tarafa topladım. Bunlar gitti. Burası 10A etti. Burası 40 etti. A buradan ne çıktı? 4 çıktı. Herhangi birinde yerine yazayım. Hangisine yazayım? Şurada yazayım. A yerine 4 yazarsam 8 artı B eşittir 13. B de buradan ne oldu? 5 oldu. Bana neyi soruyor? Bunun derecesiyle bunun derecesinin toplamını soruyor. Yani bununla bunun toplamını soruyor. O zaman cevabım 9.